Merhabalar arkadaşlar. Umut Matematik Akademisi kanalına hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar EBA'da biz canlı ders tanımlarken, harici ders tanımlarken en az günde 6 saat ders görüyoruz, ders yapıyoruz. Şimdi biz bu 6 saatimizi nasıl yapıyoruz? Öncelikle Zoom'dan tanımlıyoruz. Ondan sonra EBA'ya girip orada haricide linki yapıştırıp EBA'da da tanımlamış oluyoruz o dersi. Şimdi bildiğiniz gibi günde 6 saat derste bu belli bir zaman sonra insana bir yük olarak geliyor. Zoom'dan tanımla, sonra gir EBA'ya tanımla. Bu şekilde yapacağımızı arkadaşlar Zoom'da olan derslerimizi süresiz bir şekilde tanımladığımız zaman yani süresiz ders yapabilirim, 365 gün 24 saat ders yapabilirim dediğin anda artık tekrar Zoom'dan tanımlamana gerek kalmıyor. Direkt EBA'da ders tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bunun için yapacağımız ilk şey şudur arkadaşlar. Burası EBA. Zoom'a web sayfasından giriyorsunuz. Zoom diyoruz. Evet arkadaşlar. Burası Zoom'a. Girip buradan. Buradan giriyoruz. Ondan sonra Türkçe'ye çeviriyoruz. Türkçe'ye çevirsin. Şimdi üye olun ücretsiz de diyor. Kaynaklar destek diyor arkadaşlar. Evet buradan oturum açacağız. Oturum açalım buradan. Zoom'un web sayfasından. Giriyorum ben. Buradan oturumumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar burada bakın Schedule Meeting var. Schedule Meeting var. Schedule Meeting'e tıklıyoruz. Tıkladık ama neyi pasif gözüküyor şu anda. Şuradan Meetings'e tıklayalım. Tıkladık. Evet, Meetings'e tıkladıktan sonra evet, bakın aktifleşti. Schedule Meeting'e tıklayacağız arkadaşlar burada. Buradan Schedule Meeting'e evet, şu ekran gelecek şimdi karşınıza. Bakın benim bu tanımladığım derse. Bu şekilde yük yapacağımıza kendimize yok buradan tanımla oraya at. Buradan web sayfasından Zoom'a girdik. Girdikten sonra Schedule Meeting arkadaşlar diyorsunuz. Dedik. Burada topiğe isim vereceğiz. Topik. Yani herhangi bir isim. Mesela ne olabilir? Matematik dersi. Matematik diyebiliriz arkadaşlar. Ne diyelim mesela? İşte Zübeyde Hanım. Matematik. Burada açıklama kısmı var. Açıklama kısmına bir şey yazmamıza gerek yok. Evet, burada da arkadaşlar süre var. Mesela nerede? Şu şekilde burada PM var. Evet, ne zaman yapacağımızı dair. Durak, evet, istasyon diyor. Şimdi bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Burada recurring meeting var. Recurring meeting'e tıklıyoruz. Tıkladık. Tıkladıktan sonra Everyday 7-7. Şimdi buradan arkadaşlar zaman kısmı var değil. Zaman kısmında nerede bu? Burada mıydı? Yok burada değildi. Bir saniye. Current after dating room diyoruz. Şurada arkadaşlar PM miydi? Burada değil. Şu muydu? Burada değil. Bir saniye arkadaşlar bulacağım onu. Şu muydu? Burada değil. Do not missing. Bunu göster dersek. Operate now. Dedik. Bakalım ne gelecek şimdi buradan.
Şöyle tekrar gelelim. Regular meeting'e bastık arkadaşlar. Ama zaman şeyi olacaktı burada. Şunu tekrar varsak şu şekilde. Bastık. Everyday. Her zaman diyor arkadaşlar. Until December it'den. Evet. December zaten Aralık arkadaşlar. Evet, Aralık'tan. Evet. Reckoning diyor arkadaşlar. Burada değil diyor mesela. Bakın değil. Evet, bulduk. Değil bugün, haftaya, ayla. No fax time diyorsunuz. Yani her zaman aslında bu. Zaman sınırlaması yok diyorsunuz buna. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bakın zaman maman her şey gitti. Sonra da burada ne yapıyoruz? Burada ID'mizi sabitliyoruz. Generate automatic bırakırsanız bu otomatik olarak şu şifreyi ve ID'yi değiştirir. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Sabitleştiriyoruz. Use meeting'i yani. Personal meeting'i sabitleştiririz. Bundan sonra sürekli bu gözükecek. Bakın benim şifrem de zaten burada var. Sıkıntı değil. Şimdi bekleme odasını aktifleştirirseniz şu şekilde arkadaşlar. Ne olacak? Çocuk derse geldiği zaman habire kabul edip duracaksın. Konu ortada kesilecek. Admit, admit yapacaksın. Gerek yok. Gelen çocuk direkt derse katılsın. Burada başka bir şey ellemiyoruz. Kendi görüntüsü olmasın demişim. Öğrencinin görüntüsü olmasın demişim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu ne kadar? Yapıyoruz bu şekilde. En sonunda ne yapıyoruz bunu? Zaman sınırsız. Recording tamam. Zübeyde Hanım. ID'yi sabitleştirdik. Bu tamam. Bekleme odasında kalmıyor. Evet, diğerlerinde işimiz yok arkadaşlar. Ondan sonra buraya ne diyorsun arkadaşlar? Kaydet diyoruz. Kaydet dedik. Evet arkadaşlar. Kaydettikten sonra burada bakın bilgimiz geldi. Bakın buraya. Bizim neyimiz geldi? Artık bizim linkimiz geldi. Bu sizin yani bizim sabit linkimiz. Sürekli bu linkten gelecekler. Ne diyoruz buna? Kopyala diyoruz. Kopyala animation. Evet. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladık. Kopyaladıktan sonra burada masa üstünde bir tane dosya açıyoruz kendimize. Ne dosyası açalım mesela? Bir metin belgesi açalım arkadaşlar. Burada bir metin belgesi aç. Bunu açtım. Açtıktan sonra burada yapıştır diyorsun. Ve artık bundan sonra buradaki direkt EBA'ya girip buradaki linki tıklıyorsun. Mesela bu linki arkadaşlar şu şekilde kopyalayalım. Kopyaladık. Kopyaladıktan sonra bakın şimdi EBA'ya geçelim tekrar. Geçtik. Mesela benim ne dersim var yarına? Benim dersime şu dersim var. Bakıyorum şimdi kendi programıma arkadaşlar. Yarın mesela çarşamba günü sabah bunlar. Evet. Benim birinci saat 8B'ye dersim var mesela. Şuradan giriyorum. Canlı dersler diyorum. Harici ders ekle diyorum. Dersim ne arkadaşım? Matematik. Arkadaşlar. Sınıfım ne? 8. sınıf. Tarih ne zaman? Tarih yarın. Ders saati diyorum. 1. saat 8.30-9 arası. Açıklama yok. Bakın link kısmına geldim. Buradan direkt yapıştır dedim. Dersin şifresi var zaten. Dersim nedir arkadaşım? Matematik. Evet, matematiğe girdim. Tüm üniteler atıyorum işte. Konuları girdik. Konuda kargıklı veri analizi dedik. Evet. Sınıfımı seçiyorum. 8B diyorum. Öğrencileri listeliyorum. Listeledikten sonra canlı dersi gönder. Bakın. Başarıyla kaydetmiş oldu. Ama buradaki farkım ne oldu arkadaşlar? Zoom'dan gelip tekrar bir ders yüklemesi yapmadım. Ne yaptım? Ben orada dedim ki 365 gün 24 saat 7/24 ben ders yapabilirim dedim. O yüzden artık benim Zoom'la işim kalmadı. Sadece linkini kopyala buraya gitsin. Haricide gir hariciye tanımla kopyala linki kaydet de bitti bu kadar. Evet. Koskoca bir Zoom yükünden kurtulmuş olduk bu şekilde. Sürekli yok gir. Düşünsenize bir de her gün 6 saat insana belli bir süre sonra üşeniyor, gına geliyor. O yüzden bu şekilde yapmanız en doğrusu arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet.